Hocam yine sizin konunuz en çok gelen sorulardan biri de yüksek tansiyonla ilgili. Evet. Yüksek tansiyon niye olur? Sinirlenince de yüksek tansiyon olur mu? Aynen. Sinirle bunun ne alakası var? Şimdi normal tansiyonumuz ideal, hekimlerin istediği tansiyon 12'ye 80. Yani büyük tansiyon 120, küçük tansiyon 80'dir. 14'ün üzerindeki tansiyona yüksek tansiyon diyoruz. Küçük tansiyonda 9'un üzerindeyse yüksek tansiyon diyoruz. Tansiyonun bulguları ne be onu söyleyeyim. Mesela bir vakada örnek ver. 54 yaşında bir bayan hasta bana geldiğinde hocam ensemde bir sertlik. Başımda bir dolgunluk. Yüzümde bazen ateşlenme yani bir sıcaklık. Gözlerimde bir yanma. Halsizlik, keyifsizlik. Yol yürüdüğüm zaman bazen göğsümde baskı ve nefes darlığı çekiyorum. Bazen de sol kolumda uyuşma. Bütün ne kadar belirtileri söylemiş zaten. Evet yani. Bunlar ama tamam bu hasta böyle söylüyor. Bunun tansiyonu çok yüksekti gelen. Ama bazılarında kol uyuşması olur, bazen nefes darlığı olur ama ense sertliği, baştaki dolgunluk bütün hastalarda genelde olan hocam, bir şey. Ense sertliği dediniz hani bu ya bir fıtık var hissidir. Diyorlar. O yok, değil değil yok. Mi? Ya da dolgunluk hissi var. Yani bir rahatsızlık hisseder. Ve tansiyonu yüksek olan insanlar da keyifsizdir yani. Halsizlik, keyifsizlik öyle kendini rahat hissetmezler. O hastamın tansiyonunu ölçtüğümde tansiyonu 16 idi büyük tansiyon, küçük tansiyon da 10'du. Ve 16'nın üzerindeki zaten bütün tansiyonlar hemen hemen bu bulguların hepsini veriyor. Ama bazı hastalarımız mesela işte 30 yaşından itibaren tansiyonu 13 olmuş, 14 olmuş, 15 olmuş ama yıllar içerisinde bu yükselmiş. Bunlar da vücut alışıyor. Hasta da farkına varmıyor. Yani belki ense sertliği vardır artık zaman içerisinde o ense sertliği vücut alışmış. Bu ense sertliği dediğiniz biriniz şu ensenizden tutmuş bırakmıyor gibi ya, bir şey mi bu? Nasıl oluyor? Ya, boyun düzleşmesiyle hastanın, karışmasın yok, diye soruyorum. Şudur buradan başlar boyundan başlar başa doğru bir geriye doğru bir çekilme. Bir yani hoş olmayan bir şey hisseder hasta. Farkına varır yani. Eğer sizde de beni tarif ediyor doktorum diyorsanız hemen bir kardiyoloğa gidin lütfen. Bu belirti bunun için de ben bu hastaya önerdiğim şudur. İlaç tedavisini veriyoruz. İlaç tedavisini ama bütün ilaçlar her hastaya yarar diye bir şey yok. Her hastanın kendine özgü bir tansiyon ilacı vardır. Onu mutlaka bulacaksın ki tansiyonu tedavi altında olsun. Yani dengeye nasıl gelsin. Nasıl yani? Şimdi doktora gittik bize bir tansiyon ilacı verdi. Verdi. Bakarsın ben size çok oluyor. Bir tansiyon ilacı veriyoruz. Tansiyon 16 iken bazen 19'a çıkıyor. Aa. Reaksiyon gösteriyor vücut. Sonra onu değiştirmek zorundayız. Ama işte bunun için hastalar bazen bu doktor bu ilacı verdi yaramadı başka bir doktora gidiyor. Bunda büyük hata yapıyorlar. Hayır aynı doktora gidin ilacı değiştirin. İlacı değiştirecek. Bu doğru, çünkü öyle mi? Tansiyon tedavisinde en önemli özellik doktorla hasta arasındaki iletişimdir. Onu koparmadığınız sürece o devam ettiğin sürece de tansiyonunuz tedavi edilir ve belli bir düzeye düşer. Bir de tansiyon hastalarımız tuzdan uzak duracak. Turşudan uzak duracak. Ondan sonra stres de artık uzak duracak ama günlük hayatımız hep stres. Uzak durmak mümkün değil. En azından tuzdan uzak duralım bari ama. Aynen ve düzenli kardiyoloji polikliniği ya da dahili polikliniğine. Ne kadar zamanda bir? Ben genelde 6 ay öneriyorum. Ne tansiyon yapıyorsunuz 6 ayda bir gelince? Hasta 6 ayda bir geldiği zaman genelde holterle günlük yaşamını takip ediyorum. Holter demek 24 saat bir cihaz takıyorum. O 24 saat yarım saatte bir tansiyonu ölçüyor. Hem yol yürürken hem günlük yaşamın içindeyken hem uykuda. Tansiyon nasıl gidiyor? Eğer istediğimiz değerler arasındaysa tedavisi iyi. Tedaviyi devam ettiriyoruz. Bir gün hocam getirin holter ben de takayım. Gerçi tamam. Belirti yok bende ama. Siz hiç kardiyoloji polikliniğine gittiniz hiç mi? Hiç gitmedim hocam. Ya. Ama ailede yok. Bir yıldır burada kardiyolojiyi anlatıyorum. Tansiyonu anlatıyorum. Zahide Hanım'ı ikna edememişim. Başarısızım yani. Hocam. Hayır olur mu aşk olsun. Ama hani kendimde bir belirti saydıklarınızdan bakıyorum. Evet ama bıçak kemiğe dayanacak. Tansiyon son nokta öyle mi? Yanınızda? Tansiyon yok. Ama bakabilirim tansiyonunuza. Ha bakın madem. Yok ideal ama. Tansiyon yani şu anda 11,5-12. Küçüğü de 7,5 civarında. Hemen böyle anladınız mı ya? Tabii vallahi nabız bravo. Dolgunluğuna göre bakılır. Ha dur ben de şimdi gördüm. Herkes kendininkine bakayım bu arada ama. Tabii biz anlayamıyoruz sizin gibi doğal olarak. Geleyim mi yine de hocam? Mutlaka ya. Yani. Ama ben dedim size bak holter de. Ne holter değil holter, mi? Holter. Takalım. Bir de ben onunla nasıl uyuyorlar? Bir de o da ayrıca bir yani heyecan sebebi biraz değil mi? O biraz sıkıntı mi? Oluyor. Evet hastalarımızın en büyük şikayeti o. İşte rahat uyuyamadık. Belki tansiyon gece yüksek çıkmış olabilir diyorlar. Olabiliyor ama yine de o kadar siz anlıyorsunuz etkilemez. Evet onu. Ortalamasına bakıyoruz çünkü.